kızı, korkutur kızı. Evet, tam senlik. Evet, yanımızda çılgın yarışmacılar. Telefonunu kapat, hemen yarışacağız. Merhaba arkadaşlar, kaçmayın, bomba değilim ben, sadece sunucuyum. Merhaba. Bir yarışması yapalım mı? 5 soru soracağım, sadece ve konser bileti vereceğim. Tamam, ben de derse gideceğim buradan. Bir yarışma yapabilir miyim? Konser bileti kazandıracağım. Neden? Benim de yoktu. Ama şimdi var. İki daha öyle olsun. Yeni yarışmacılar. Of ya. Ege Üniversitesi TV'den herkese merhaba. Bir Beşi Bir Yerdeyiz programıyla daha karşınızdayız. Korkmanıza gerek yok çünkü ben buradayım. Unutmayın, size demiştim. Ben her zaman her yerden çıkabilirim diye. Evet, şimdi de buradan çıktım. Evet, yeni programla, yepyeni yarışmacılarla, yeni sorularla, yeni ödüllerle o haftada karşınızda olacağız. Umarım eğlenirsiniz, keyif alırsınız diyelim. O zaman yarışmacıları aramaya başlayalım diyelim. Ben devam edeyim. Evet, yanımızda yepyeni bir yarışmacı var ama önce kendisini tanıyalım. Çok yarışmak istedi. Bakalım ne yapacak. İsmim Kerem Yorusev. İktisat bilimlerde okuyorum. Uluslararası İlişkiler bölümü. Kaçıncı sene? 3. 3. Çok iyi. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Malazgirt'in tarihi kaçtır ilk soru? 1071. 1071, evet, çok emin. Artık bunu bilmezsen zaten yani. Aynen. Yazıklar olsun. Kaç tane ekinoks vardır? 2. 2. Ne peki tarihleri? Oo işte. Neydi o? Oo, 21 işte. Mart. Evet. Diğeri de Eylül müydü? 23 Eylül. Aynen, 23 Eylül. Doğru. Doğru, bravo. Üçüncü sorudayız. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art bu sene kaçıncı olacak? Ege Art. Hart. Art. Ege Art. Görmedin mi hiç? 5 ya da 6 olmuş. 5 olması lazım. 5. 6 bence. 5 mi? 5. 6. Ama 6. Arkadaşın 6 diyor. 6. Aynen öyle, arkadaşın doğru cevapladı. 6'yı da doğru cevap. Türkiye'nin telefon kodu kaçtır? 90. Ne 90? Artı 90. 118 90. Artı 90. Aynen öyle, artı 90, o da doğru. Dördüncü soruyu da bildin. Tebrik ediyorum seni. Beşinci sorudayız. Tema Vakfı'nın açılımı nedir? Düşündürdü. Aynen. Aynen diyor. Türkiye. Türkiye, evet. Eğitim. Tema'yı biliyor musun? Bu çevre muhabbeti olan eğitimle şey. Eğitimle peki ne alakası? Aynen, o zaman. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyor musun? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar da bilmiyor galiba. Erozyonla ilgili bir şey. Aynen, erozyon. Erozyon. Mücadele. Anlaşması. Anlaşma değil. Aynen, bir anlaşmaydı bu. Ağla ilgili. Hayla ilgili sıkıntılar var. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Bilmiyor musun? Tamam peki. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'ydı. Yani ağaçlandırmaydı. Çok güzel yarıştın. Tebrik ediyorum seni. Üçüncü soruyu bildiğin için de ayrıca bir ödülümüz var sana. KG Organizasyon'dan, Kadir Güler Organizasyon'dan bir parti bileti. Dedikodu'da etkinlik. Çarşamba günü düzenlenecek. Çarşamba günü düzenlenecek. Teşekkür ediyoruz. Eğer katılırsan da mutlu olur. Teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ ol yarışmacılar. Çok sağ olun. Evet. Yeni yarışmacılarla devam edeceğiz. Erozyon. Devam ediyoruz. Evet. Eski yarışmacılarımızdan birine rast geldim. Bir daha yarışmak istediğini söyledi. Daha önce kazanmıştı. Yine kazanmak istiyor. Doymadı ödüle. Ama önce yine kendisini bir tanıyalım. Herkes bir tanısın. İsmim Kadir Şipal. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyorum. Yaşım 23. Evet, daha önceki tanıtımı gibi devam ediyor. Hiçbir şey değişmedi. Ben de hiçbir şey değişmedi. Sen de bir şeyler değişti mi? Ben de değişti mi sence? Bilmiyorum, ben de sana soruyorum. Değişti mi bir şeyler sende? Yok, değişmedi. Güzel o zaman. Eğer hazırsan başlıyorum sorulara. Hazırım. Hazırsan. Bu sefer daha net hazırım. Bu sefer daha net çalışarak hazırım. Geldim. Çalışarak geldim. Evet. Peki tamam, o zaman başlıyorum. Malazgirt'in tarihi kaçtır? Malazgirt'in tarihi 1071'dir. 1071'dir. Artık bunu bil zaten Kadir. Ayıp olurdu. Ayıp olurdu. Aynen. Ayıp olurdu gerçekten. İkinci soruya geçiyoruz. Kaç tane ekinoks vardır? Kaç tane ekinoks vardır? İki tane ekinoks vardır. İki tane ekinoks vardır. Peki tarihleri neler? Tarihleri hakkında pek bir bilgim yok aslında.
Sen biliyor salladın musun? Salladın mı? Ha, evet salladım. Evet salladım. Salladın gerçekten. Anladım. Yalan konuşmanın yanlım olacağını düşünmüyorum. Salladım. Ama önceden aklında bir bilgi vardı. Kesinlikle. Tecrübe diye. Tecrübe. 23 yaşın verdiği bir tecrübe diye, değil mi? Aynen 23 yıl büyük bir tecrübe. O zaman 3. soruya geçiyorum. Doğru bildin 2'ydi aynen. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art bu sene kaçıncısı olacak? Aslında... Ege Art'ın bu sene kaçıncısı? Şöyle diyeyim. Ege Art'ın açılımını bile bilmiyorum ama gerçekten kimseyi kandırmanın bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Yani dürüst bir çocuğu buradan gördüğünüz gibi. Kaç olabilir? Gördün mü reklamları falan, afişler var. Pek ilgimi çekmedi dedi. Değil mi? Belki de ilgi alanların olabilir. Başka, aynen, ilgi alanların başka şey olabilir yani. İpucu vermeyecek misin? Şöyle de bir programını devamlı izliyorum aslında. Hep böyle insanlar böyle ikişerli, üçerli gruplar halinde katılırken benim tek katılmam sence bir yadırganacak bir şey değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de. O zaman? Ya çok yürekli bir insansın. Tek tabancısın genelde. Teşekkür ederim. Tetikteyimdir her zaman. Her zaman tetikteyimdir yani. Dikkat et. Peki o zaman yardım ediyorum. Evet. Ege Art hani Ege. Ege ile başlıyor. Onun da 3 tane. 3 artı 3 6 mı diyelim? 3 artı 3. Değil mi? Öyle bir mantık kurdum yani. Doğru mu? Hayır değil. 3 artı 3 6'dır herhalde değil mi? Bravo doğru aynen. Çok zorlamadım. Ege Art aynen doğru. Bravo tebrik ediyorum seni. Zor olmadı. Zor olmadı. Değişik zor bir olmadı. İpucu verdim ama çözdün hemen. Zekiyim galiba değil mi? Zekiyim. Peki de. O zaman 4. soruya geçiyorum. Türkiye'nin telefon kodu kaçtır? Bunu bilebileceğimi düşünüyorum aslında. Artı 90. Telefonla peki aranmasın. Sence? Sence? Yani çok yakışıklısın. Kesin kızar peşinde. Teşekkür ederim. Ama kız arkadaşım yok. Kız arkadaşın yok mu? İlla kız arkadaşım olması gerekmiyor. Buradan da sesleniyorsun herhalde. Yok seslenmiyorum zaten. Peki tamam öyle olsun. O zaman son soruya geldik. Tema Vakfı'nın açılımı. Tema Vakfı'nın açılımı. Aslında çok böyle sık duyduğumuz bir şey değil mi? Duyduğumuz bir şey yani. İpucu vermeyecek misin? Artık son sorudasın Sedef lütfen. Bu arada son soruyu cevaplamadan önce biraz da zaman kazanalım değil mi? Ödülüm ne bu arada? Ödülüm ne? Yani ne kazandım şu ana kadar? Ödülün Göksel'den konser bileti eğer son soruyu kazanırsan. Ama üçüncü soruyu kazandığın için şu an bir tane ödülüm var. Onu kaybettikten sonra açıklayacağım geçen sana. Geçen de Müzik Kafa'da bir çay mı kahve mi ne kazanmıştım? Ben oraya gittiğimde seni göremedim. Yine beni göremedin mi? Evet. Ya zamanlarımız uyuşmadı Fethi. Doğru mu? Kesin bilgi mi yani? Kesin bilgi tabii ki. Bilmiyorum gözlerim ama seni aradı. Ama gittiğinde beni aramadın haberin olsun yani ben kırıldım bunu. Ama ben sana demiştim orada tüyo vermiştim. Arayacağım kişi sen değildin yani kesin. Peki ya tamam. İnsan tabii bir göz ucuyla arıyor yani arıyor. Değil mi? Bir arkadaş yani arıyor. Tema herhalde Türkiye ile başlar değil mi? Evet, Türkiye'ye Türkiye özel bir şeydir yani. Doğru. Türkiye. Hayırsever bir kuruluş olduğunu biliyorum. Aynen, yardımsever öyle. Bir kuruluş. Doğru. Türkiye Erozyonla Türkiye Erozyonu buraya kadar doğru gittiğini doğru düşünüyorum. Doğru gittin. Mücadele. Evet. Derneği olması lazım normalde ama Türkiye Erozyonla mücadele vakfı mı? Ağası nerede? Ağası iptal. Ağası iptal. Ağası iptal. Ağası yok. Yeni bir alfabe türetiyorum dikkat edersen. Türkiye Erozyonla mücadele araştırma Derneği. Güzel gittin aslında. Araştırma değildi, ağaçlandırmaydı. Yine mi beklentileri karşıladın? Yine beklentileri. Hayır bence çok gayet karşıladın yani. Yine bence gayet karşıladın. Yani her zaman iyi gidiyorum. Her aslında. Zaman iyi gidiyorsun. Şöyle de bir algı vardı Türkiye'de. Allah'ın hakkı uyuşturduğu bence bir algı bence bu programı vardı. Seninle beraber yapalım. Keyif alırım. Keyif alırım. Rating istiyorsan, beklentim varsa ben her zaman buradayım gördüğün gibi. Her zaman geldiğinde de karşılaşıyoruz zaten. Aynen her zaman. İktisadi idare bilmeleri her geldiğimde karşılaşıyoruz. Bilmiyorum artık kokumu mu alıyorsun da. Ben senin kokunu alıyorum. Buraya ne düşünerek geliyorsun bilmiyorum ama hep beni görüyorsun yani. Aynen. Ama mutlu olur. İyi bir çocuksun. Reisim. Teşekkür ederim. Yarışmayı böyle izliyorum ben senin videolarını. Senin hakkında iyi yorumlar alıyorum. Alıyorsun. Açıkçası. Onun için sağ buradayım zaten. Çok yoksa bu da her yarışmaya katıldığım anlamına gelmiyor tabii ki değil küçük mi? Küçük bir ünlü oldum değil mi? Yani. Bana göre oldun ama tabii insanların ne düşündüğü önemli. Tek kişiye bağlanmamak peki. Lazım. Tamam. Bana göre iyi bilgilerin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Üçüncü soruyu bildiğin için Kadir Güler'in dördü de bildim aslında. Dördü de bildin ama üçte şu an ödülümüz var Kadir lütfen. Kadir Güler. Beklentileri o kadar yükseltmişim yani düşünün. Kadir Güler'in düzenlediği dedikodudaki partiyi kazandım. Şöyle göstereyim. Yalan yanlış yok ya. Kesin bilgi aldım ödülü de. Ben sana teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek her zaman gibi yine çarşamba çok iyi. Çarşamba günü olacak parti.
geldi. Katılacak. Gelecek misin? Ben geleceğim. Gözlerim seni arasın. Gözlerin yine beni arayacak herhalde. Tamam. Bu sefer arayacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bana niye veriyorsun? Bir de senin artık. Evet, ödülümüzü de kabul etmiyorlar. Yanımızda yarışmak isteyen bir yarışmacı var ama şu anda istemiyorum yan cebime koy havasında. Ama önce bir kendisini tanıyalım. Merhaba, Ezgi ben. Ezgi sen? İktisadi İdari Bilimler'de okuyorum, Uluslararası İlişkiler. Üçüncü sınıftayım. Üçüncü sınıftasın. Peki tamam, eğer hazırsan başlıyorum. Hazırım. Hazırsın, tamam. Malazgirt'in tarihi kaçtır? 1071. 1071. Evet, arkadan arkadaşım kopya verdi. Teşekkür ediyoruz ona da kopyaları için. Çok sağ ol. Eğer yarışmak istiyorsan sen de gel böyle. Peki tamam. Kaç tane Equinox vardır? İkinci sorumuz. Bir saniye. Biri Eylül. Biri Eylül. Arkadaşım lütfen artık ya. Sadece sayısını mı? Sadece sayısı İki. Kaç tane? İki. Salladın mı? Ne yaptın? 2 diye hatırlıyorum ama 3 için olabilir ama... Peki tarihleri? 21 Eylül. Tarih denebilmeyene cevabı ver. Kabul etmiyorum. Kesinleştiriyorsunuz. Yok yok. Biliyor musun? Hatırlamıyor musun? Bir tanesi. Neydi bir tanesi? 21 Eylül. Evet, 21 Eylül doğru cevaptı bana. 23 Eylül. O? 21 Mart aynen. Evet, tamam. Arkadaşın çok biliyor, çok biliyor. Keşke onunla yazsaydım. Çok biliyor. Peki, sorularıma bakma. Tamam. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art bu sene kaçıncısı olacak? Ege Art'ın bu sene kaçıncısı? Arkadaşlar. Lütfen kendimi bil. Tamam, bir saniye hesaplıyorum Ezgi'ni şu an. Ezgi'ni şu an ben gözünden yansımayla görüyorum seni ya. 6. Yardım etti, etti, yardım Vay, etti. Vay, içime doldu. Peki, tamam öyle olsun. O zaman dördüncüyü soruya geçiyorum. Türkiye'nin telefon kodu kaçtır? +90. +90. Emin misin? Evet. Son karar mı? Evet, 90. Evet, evet ya. Peki doğru cevap aynen +90'da. Tema Vakfı'nın açılımı nedir o zaman son soru? Tema Türkiye, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma. Diyorsun. Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü temada gönüllüyüm. Aa. Evet. Ya şansımızı yani. Yani doğru, aynen. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Aynen öyle kazandın. Göksel'den konser bileti kazandın. Özgür'den. Tebrik ediyoruz. Sizinle yarışmak çok güzeldi. Ya çok sağ ol. Biz de sizinle yarışmak gerçekten. Tanıdığıma çok sen hariç şuradaki bütün herkesle yarıştım. Beraber gideceğiz konsere. Yani hepsi sana yardım etti yani böyle bir şey. Teşekkür ederiz. Aynen, bir teşekkür et, onları da konsere götür. Hep beraber akşam konserdeyiz. Tamam. Peki tamam, çok teşekkür ederiz yarıştığın için, çok sağ ol. Malazgirt'in tarihi kaçtır? 1071. Malazgirt Savaşı. 1071. Doğru. Aynen öyle. İkinci soru, kaç tane Equinox vardır? 2. 2 mi? Peki tarihlerini biliyor musun? 21 Aralık. 21 Aralık var. 21 Haziran var. Bir de coğrafyacıyım ben. Aynen. Şimdi bir de coğrafya. 21 Aralık, 21 Haziran. 23 Eylül. 3 tane mi o? Fatih bir şey söyledi. Fatih de mi coğrafya yok? Pek Fatih söylesene yardım et. İnatla yardım etmiyor ya. Böyle bir arkadaş, böyle arkadaş olmaz olsun. Bu sınavda da mı? Sınavı görmedik ya. Görmediniz mi o kısmı? Demek ki son sınıfta gösteriyor. Oysa ki ilkokulda da gösteriyor. Peki tamam, 2'ydi doğru cevap. Niye zorluyorsunuz o zaman? Yok ya, öyle kafanı karıştırmak için yapmışsın zaten. Peki o zaman üçüncü soruya geçiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art'ın bu sene kaçıncısı olacak? 6 mı? 6 mı? Size soruyorum. Ben de sana sordum. 6. Aynen doğru cevap 6. Bravo, tebrik ediyorum seni. Dördüncü sorudayız. Türkiye'nin telefon kodu kaç? 90. 90? Aynen. 6 mı? 6. Tamam. Doğru. Son soruya geldik. Çok iyi yarıştın. Tema Vakfı'nın açılımı nedir? Tam bilmiyorum ve sallayacağım. Aynen, bir açılım salla. Türkiye. Sen biliyor musun Fatih? Hayır, ben de bilmiyorum. Eğitimle alakalı. Coğrafyada göstermedin. Oraya gelmedin herhalde daha. Daha oraya kadar gelmedin. Herhalde. Oraya kadar okumadım. Eğitimle alakalı olmadığı için onunla yazacak.
Sallayamayacağım bile. Peki tamam. Açıklıyorum, Türkiye erozyonla mücadele ve ağaçlandırma başlıyor. Aynen, erozyon. Çok teşekkür ederiz yarıştığın için. Şöyle bir durum var. Dedikodudan bir kahve kazandın. Kahve. Aynen, Türk kahvesi çift kişilik. Aynen, çok iyi. Fatih de artık kahvaltı gidersiniz. Kahvaltı olmasa da. Kahvaltı 5. soruydu artık. Onu bilseydin yani, ne yapayım. Gidip hemen temaya bakacağım. Temaya git bak aynen. Fatih de gidersin artık. Birbirinizin fonuna bakarsınız. Fatih'i mi fal bakar? O zaman çok iyi. Küçük bir bilgi yarışması zamanı. Değil mi? Evet diyor. Bu arada evet. Seni tanıdım. Şelale Kafeden. Şelale Kafeden. Yumi miydi? Sevgili yapmış. Eşim. Aa, eşim mi? Ooo inanmıyorum ya. Tanıştığıma çok memnun oldum. Yarıştık. Eşimle yarıştık. Üçüncü soruda eğlendi. Aynen, üçüncü soruda eğlendi. Şelale Kafede. Sanırım ilişkiyi bitirdim. Yarışalım. Eşimle de yarışalım. Olur mu? İzin veriyor musun? İzin veriyorum. Hanımdan aldı izni. O zaman ilk önce bir seni tanıyalım. Ben Koreliyim. Aynen, biliyoruz, o da Koreli. Benim adım Jonghun. Ben Türkçe adı var. Türkçe. Cesur. Cesur. Cesur, Türkçe evet. İsmi. Hadi ya. Evet. Aa, çok iyi. Ve ben fizikoloji danışmanlık ve rehberlik fakültesinde okuyacağım. Okuyacağım. Şimdi tömörede okuyorum. Ve Türkçe biraz zayıf ama bir çalışkan öğrenciyim. Benden daha düzgün konuşuyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eşinden daha iyi Türkçe konuşuyorsun. Ama benden daha iyi. Anlamadı. Bir türlü soruyu anlamadı geçen. Bu arada izledin mi? Düştü. İnternette. İzledin mi? Programı. Sen düştü. Ha, izlemedim. İzle. Maalesef. Beşi bir yerde. İkinci bölüm. Tamam. Tamam mı? İnternetim varsa göstersene. İkinci bölüm. YouTube'dan izle. Vallahi bak. Tamam. Ha, göstersene. Beşi bir yerde Ege. Ayça'cığım sen gösterirsin. İki. İkinci bölüm aynen. O zaman ben hazırsan başlıyorum sorulara. 5 soru soracağım, kazanırsan kahvaltı. Eşinle beraber gidersin. Tamam. Tamamdır o zaman. Malazgirt'in tarihi kaçtır? Malazgirt Savaşı. Savaş. Aha, Malazgirt Savaşı. Evet, tabii Türk tarihini sorunca. Aynen. Binlerde, hani binli tarihlerde. Binli tarihi. Aynen. Bak, arkadaşın olsa yardım etsin. Öyle bakıyorsun. Değil mi sen? Özür dilerim. Özür dilerim. Kaan niye özür diliyorsun lütfen? 1070'li hani bak tamam 1070 diyorum sana. 1070'te bir savaş var. 1070'li tarihlerde 1070 bir arttırsın kanka. Da var. Bir arttır. Ha. 1070 kaç mesela hani? İngiltere'de. İngiltere'de değildi ya, Anadolu'da oldu. Anadolu'da. Evet. Uzman Türk'ü. Uzman Türk'ü. Uzman Türk'ü. Evet, Türk'ü. Türk tarihi bu işte. 1070'li tarihler. 1070'i 50. 1070-50. Hayır bak. 1071 tamam mı cevap? 1. Ama bunu bilemezsin, o yüzden kabul ediyorum. Tamam tamam. Yani bu Türk tarihi sonuçta. 1071. 1071. Ha, 1071. Tamam. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Kaç tane Equinox vardır? Equinox. Hani hem gündüz hem gece eşit olduğu zaman. Alamadım. Hani hem gündüz 12 saat hem gece 12 saat. Evet. Ha, o günün kaç tanesi var? Kaç tane o gün var? Bir ayda. Bir ayda değil, toplam bir yılda. Bir yılda. Üç yüz altmış. 365. Kaç gün var ama? Gün anladı o. Evet. Hayır, gün değil. Hani Equinox olur ya. Böyle hem gün hem saat eşit. 12-12. Hani 12 saat gündüz, 12 saat gece. Evet. İşte ondan kaç tane var? Bir yılda. Bir yılda. Önce dedik ki ben çok zayıf Türkçe biliyorum. Eşinin iyi değil mi? Eşin gelsin Korece çevirir. Şu an beşi bir yerdeyiz oğlum eşi. Korece çevirir. Eşi beşi bir yerde izliyor şu an. Eşi bir, aynen beşi bir yerde ikinci bölüm. Gel gel. Equinox'u biliyor musun Equinox'u? Equinox. 12 saat gündüz 12 saat gece hani. Bir yılda olur. Equinox günü olur hani. Equinox günü. Hani 21 Haziran. 21 Haziran.
21 Haziran size bir şey ima ediyor mu? O Equinox değil lan. Tamam, Equinox değil de. Equinox'u vermeyin cevabını. Korucuyu çevirsene. Equinox kaç tane Equinox? Equinox 12 saat gündüz, 12 saat gece olduğu gün. Hani bir günün 12 saat gündüz, 12 saat gece. Aynı. Ama Türkçe bilme. Sayı olarak ya. Kaç tane var? Biri. Evet, biri tane. Hayır. Değil. İki tane. Vallahi doğru. Çok yardım ettim ama ya. Bizim için çok doğru ya. Çok ya. Aynen, sizin için doğru. Biz yabancıyız. Siz yabancısınız canım. O yüzden yardım ediyoruz. 6. Yoksa kimseye bu kadar yardım etmem. Ayrıca yani eşim daha önce bizimle yarışta bile kırmadı, o yüzden. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art'ın bu sene kaçıncısı olacak? Ege Art. Gördün mü reklamlarını? Ege Art. Artı. Hı hı. Art'ın bu sene kaçıncısı? 60. 60. Emin misin? Okulun kuruluşunu düştü tamam. Okulun kuruluşu o işte. 60 değil o. Aa ya, var ya bu kızım var ya bu. Aa diye şeylerine bayılıyorum ya. Hep bak, ikinci programda da böyle yapmış. Hadi bakalım. 20. 20. 20 dedi. Ege Art. Art. Reklamlarını görmedin mi? Evet, görmedim. Görmedin mi? Evet, görmedim diyor ya. Ben çok çalışkan öğrenciyim. Çalışkan. İnternet görmedim. Hiç görmedim. Maalesef. Bu kesin var ya, çalışkan öğrencisin. Öğrenci değilsin. Sürekli burada kendine laf ediyor. Peki o zaman ben sana cevabı söyleyeyim. 6'ydı. Ben de sizi daha fazla tutmak istemiyorum zaten. Yani yardım ediyorum. O yüzden 6'ydı cevap. Teşekkür ederim yarıştığınız için. Aynen. 6. 6. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ya seni var ya, ben 2 bölüm sonra yine seninle yarışacağım. Sonra yine seninle. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, beni zora sokan yarışmacılar. Ya araba... Yani anlarsın ya. Malazgirt'in tarihi. What do you want to ask us? Maraz, ne demek maraz? Ne demek maraz? Ya Türk. No, savaş, war. Maraz yani. Ha, İngiliz. Manzarya. My English little bit. Yeah, just ask that like that. Shit. Just ask. Malazgirt war. Malazgirt war. Malazgirt war. Malazgirt war. Do you know Malazgirt war? Maraz. Malazgirt. Çevre ya. Türk tarihi ya. Türk tarihi. Aha, Türk ya, tarihi. Evet ya. Ama bilmiyoruz yani. Sadece iki tamam, ay tamam, ben sana bak yardım evet edeceğim. Binli yıllarda başlıyor. Yani. Binli yıllarda başlıyor. Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz ya. Bıraksana bizi. Bilmiyoruz çünkü şimdi iki ay. İki aydır buradasın. Geldi iki ay. İki aydır Türkiye'desin. Nereden yani, geliyorsunuz peki? Sadece Doğan biliyorum. Nereden geliyorsun? Where are you from? Tamam. Afrika. Afrika. Afrika which country? Tanzanya. Tanzanya aynı ya. Oo, kardeş misiniz? Brother. Evet. Evet. Yani biz yani hepsi kardeş ya. Ben yeah, sen kardeş. My bro. Vay. Ben de. Evet. Ben de kardeşinizim. Ya yarışmıyor muyuz yani şimdi? Yarışmıyor muyuz? Binli yıllarda başlıyor bak Malazgirt Savaşı. Savaş. Savaşın tarihini soruyorum. Hiç bilmiyorum. Peki tamam, teşekkür ederim yarıştığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ara beni bro. Peki tamam, teşekkür ederiz. Hazırsan başlıyorum. Tamam. Malazgirt'in tarihi kaçtır Malazgirt Savaşı? 71. 71 aynen, çok emin. Tam pastalı ama. İkinci sorudayız. Kaç tane Equinox var? Equinox. Aynen. 4. 4. Bir dakika. Emin doğru miyiz? 4. 2. Aynen 2. Doğru. Peki tarihleri ne biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım. 22. Bir dakika lan. 52 ne ya? 23. Hala 23 Eylül. 21 Mart. Aynen 21 Mart. Helal size be. Doğru aynen. Doğru. Üçüncü sorudayız. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art'ın bu sene kaçıncısı olacak? 6. Yürü be. Ne dedi? Ege Art 6 ya da 4'tü ya. Yanlış hatırlamıyorum. Bilmiyorum hangisi? Tamam 6. Aynen 6 doğru. Aynen 6 doğru. Tebrik ediyorum seni. Dördüncü sorudayız. Türkiye'nin telefon kodu kaçtı? 90. Bravo. Bravo dedi. Aynen öyle. Son sorudayız. Bravo, tebrik ediyorum. Tema Vakfı'nın açılımı nedir? Son soru. Kazanırsan kahvaltı. Ya. Biliyor muydun?
4 soru vermiyor musunuz? 4 soruyu vermem, son soruyu. Ama şu an bir tane ödülüm vardı, onu kazanamazsan açıklayacağım. Bir dakika. Düşünebilir miyim? Düşün tabii canım. Tema. Aşılandırma var içinde. Hayda. Emin misin? Ne var lan? Tema neydi? M'yi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? M'yi bilmiyor musun? Hayır. Diğerlerinin hepsini biliyorsun ya. Hayır. Bir tek Türkiye'yi biliyor. Bir de ağaçlandırma. Ağaçlandırma. Peki bir salla böyle, belki bir çıkar. Bakma oradan telefonda. Türk? Mesaja mı bakıyorsun? Tamam. Türk eğitim. Eğitim mi? Eğitim. Tema ve eğitim. Bilmem ne ağaçlandırması yani. Peki tamam, yanlış cevap. Türkiye erozyonla mücadele ve ağaçlandırma. Baktı. Teşekkür ediyoruz yarıştığın ama için. Tam aynısı ya. Şöyle bir şey var. Bir ödül kazandın zaten. Dur. Bilet nerede? Bitti mi yoksa? Dedikodudan çarşamba günü Kadir Güler organizasyonun düzenlediği bir parti var. Teşekkür ederim. Ona bilet kazandın. Katılacak mısın? Katılırım. Emin misin? Eminim. İyi peki. Kesin tamam, o zaman katılacaksan çok iyi. Evet, yanımızda yarışalım be diyen bir yarışmacı var. Ama önce kendisini tanıyalım. Yağmur Karakaş benim adım. Evet. Psikoloji okuyorum. 3. sınıf. Çok iyi. Tamam, çok iyi. İyi. Daha tanımamıza gerek yok. Tamam, çok iyi Yağmur. O zaman ilk sorudan başlıyorum. İkinci soru diyordum ya. Tamam. Hazırsan başlıyorum. Tamam. Malazgirt'in tarihi kaçtır? 1071. 1071 aynen. 1071 doğru. İkinci sorudayız. Kaç tane ekinoks vardır? Ekinoks. 2. Cevap verme orada. 2. 2 mi? Emin misin? Bak oradan da dışarı. Eminim. Aynen öyle, doğru. 2. Sen telefondan mı bakıyorsun yoksa kameraya mı çekiyorsun? Kameraya çekiyor, tamam. O zaman 3. soruya geçiyoruz. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Ege Art'ın bu sene kaçıncısı olacak? Kaçıncı? Bilirsiniz ya. Hadi yardım 4. edin. Ha yok, 6. 6 mı? 6. Emin misin? Eminim. Eminsin, tamam. 6 doğru cevap, aynen öyle. 4. sorudayız. Türkiye'nin telefon kodu kaçtır? 950. Değil miydi? Ha 990. 900'de. 900'de atlara gittik ama. Direkt şeydi. Peki tamam, son sorudayız. Tema Vakfı'nın açılımı nedir? Neydi ya? Valla tam açılımını bilmiyorum şimdi. Valla bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Bir salma açalım temayı. Arkadaşlara bakıyorum ama çalmayayım şimdi. Hiç mi? Yok ya. Valla inşallah sallayamayacağım. Hiç sallayamayacağım. Çok saçma olacak çünkü. Peki bize. Tamam. Kahvaltıyı kaybettin. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'ydı. Evet, erozyon aklıma gelmezdi. Aynen. Teşekkür ederiz ama şöyle bir ödül kazandım bizden. Kadir Güler'in düzenlediği dedikoduda parti var çarşamba günü. Buna ödül kazandım bilet olarak direkt yani. Tamam, çok teşekkür ederim o zaman. Katılacak mısın? Katılabilirim, bakalım. Bakalım o zaman. İyi bakalım. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederiz yarışan için. Çok sağ ol. Ben Eray. İstanbul'dan buraya gidiyorum. Şu an hazırlıktayım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz öyle. Nasıl okulu, beğendin mi? Okul çok güzel. Beğendim. Burada devam etmeyi düşünüyorum. Değişik devam bir yer. Burada devam etmeyi düşünüyorum ne demek ya? Yani okuldan gitmeyeceğim. Aynen. Bravo. Evet, 4-5 sene. 4-5 sene. Bölüm ne? Bölüm arkeoloji. Arkeoloji. Çok iyi. Hazırsan başlıyorum eğer. Tamam, başlayalım. Malazgirt Savaşı'nın tarihi. 1071. Aynen öyle, çok iyi. Hakim konuları daha yeni YGS'den. Kaç tane ekinoks vardır bir tek? Onu bilmiyorum. Daha yeni sınavdan çıktın, nasıl bilmiyorsun ya coğrafya? Size yok mu? 4 tane. 4 tane değil işte. Yanlış cevap veremiyor muyuz? Yanlış cevap verebiliyorsun aynen. Bilerek mi yanlış cevap veriyorsun? Yok, bilmediğim için. Hayır, 4 tane değil hani, o 4 tanenin hani... 2 tane. Bilmiyor musun? Sizde de mi yok arkadaşlar ya? Yardım etseniz arkadaşınıza. Kopya verin. O kendisi yapacakmış, bize öyle dedi. Hayda, öyle bir şey yok. Yarışmadan sonra kavga çıkar. Bana da öyle geliyor. İyi peki tamam, teşekkür ediyoruz. 2 taneydi cevap. 2 taneydi o yüzden 4 tane. Geçti, öğrencisi bir olarak döner. Aynen, 2 doğruydu canım.
gidiyor. Teşekkür ederiz yarışmada yardım etmediğiniz için evet. Arkadaşlar, arkadaşınıza. Artık arkadaşınız sizin aklınızı alır. Sana trip eder herhalde. Peki peki devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Beşi bir yerden bu haftalık sonuna geldik. Gayet güzel ve eğlenceli bir program oldu. Umarım kazanan yarışmacılarımız da oldu. Umarım o yarışmacılar bize hazırlar gittiklerinde. Eğlenirler, keyif alırlar. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim. Haftaya yeni yarışmacılarla, yeni sorularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, ben her zaman her yerden çıkabilirim. O yüzden hazır olun. Tamam mı? Çalışın ya. Çalışın bir ya. Bir bilgilendirin ya. Lütfen. Hazır olun o zaman. Dikkat edin. Beşi bir yerdeden bu haftalık bu kadar. Peki daha böyle nasıl korkuttun kızı? Evet tam senlik, tam senlik! Evet yanımızda çılgın yarışmacılar. Telefonunu kapat hemen yarışacağız. Merhaba arkadaşlar, kaçmayın, bomba değilim ben, sadece sunucuyum. Merhaba, 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 merhaba. Bir yarışması yapalım mı? 5 soru soracağım sadece ve konser bileti vereceğim. Tamam ben de derse gideceğim burada. Yarışma yapabilir miyim? Konser bileti kazandıracağım. Neden? Benim de yoktu. Ama şimdi var. Peki tamam öyle olsun. Yeni yarışmacılar. Of ya!